Merhabalar Hande. Evet, yanımda Amerikan Türk Cemiyeti'nin başkanı, aynı zamanda stratejist, piyasa uzmanı, ekonomist, hoca, bütün titreleri söylüyorum. Murat Köprülü Beybar, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür Çok ederim. yoğun bir tempo ve aynı zamanda hızlı çalışma temponuzdan bize vakit ayırıp geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Hemen direkt piyasayla başlayalım isterseniz. Dün Yalın konuştu. Yalın'ın yeşillikleri kapladı. Hala yeşillerdeyiz. Bu devam eder mi? Bir de 5 konfirmasyona ihtiyacı var diyorlar. Yalan aslında kesin gözüyle Fed'in başına gelecek. Neler olacak? Evet, bu aslında çok ilginç bir dönem oldu. Bana şeye benzedi bu. Tabi bazıları bunu hatırlamaz ama Y2K deriz. Bu vaktinde 2000 yılı, 2000 milenyum. Evet. yılına korku planı. Evet. 1999'da işte computerlar çalışmayacaktı. Aman Fed böyle bir para basıverdi. Korkunç bir para bastı. 99 senesi fırladık. 31 Aralık'a kadar. Aynı şey şimdi oluyor ve olacak. Ve bu nereye kadar devam edecek? Çünkü zaten S&P 500 31 %25 Aralık'a kadar. devam eder diyorsunuz. O kadar diyebilirim. Peki şimdi hakikaten Obama ateş altında, Filipin'de biliyorsunuz tayfun oldu. Aslında bu hafta çok güzel haberlerle geçmedi. Ama başka güzel bir haber vardı. Ardından bir hafta geçmesine rağmen Amerika'da hala konuşuluyor. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda, işlem salonunda Bakan Şimşek, Pritzker buradan bakan olarak katıldı. Turkcell katıldı ve inanılmaz bir gala yapıldı. Ben bundan sonra neler olacak diyorum ama önce onun bir özetini alabilir miyiz? Çünkü hala yansımaları var. Öyle yani, çünkü tabii ilk defa New York'ta böyle iki tane bakan, bir tane Amerika'dan bir tane Türkiye'den böyle görkemli bir şekilde, hatta böyle çok değişik bir yerde New York Wall Stock Street'te. Exchange'in işlem salonunda Göbeğinde. bir göbeğinde, yani finans dünyasının göbeğinde böyle bir şey oluyor ve hiç başka bir memleket yapamamış bunu, hayatta yapmamış. Yani ne Almanya yapmış, ne Filipin yapmış, ne Brezilya yapmış, ne Japonya yapmış. Onun için yani hakikaten bu yüzden Tarihe ilk sonsuz diyebiliriz. bir şey, bir medya şeyi oldu. Evet, talebi oldu, etkisi oldu, ilgisi oldu. Bir yandan da tabii bundan sonra neler bekliyoruz neler? Çünkü Twitter'ın halka arzın olduğu gün siz bunu gerçekleştirdiniz. Twitter'cılar da sonra geldiler, bize bir damladılar. Doğru. Türkiye'yi çok seviyor Twitter. Yani Twitter'ın en büyük müşterilerinden bir tanesi dünyada. Kullanıcıları %31 şey derler, percentage, yani yüzdesi. yüzdesi şey Kullanım. internet kullanıcıların %31'i Twitter'cıymış Türkiye'de. Ben yani şaşırdım kaldım. Japonya'da %27, Endonezya'da %15 filan. Ama Evet. Türkiye'de %31. Amerikan Türk Cemiyeti nedir dediler. Siz ne yapıyorsunuz burada dediler. Şaşırdılar. Biz buradaydık dediler. Borsanın göbeğindeydik. Siz de anlattınız. Bir de izleyicilerimize anlatabilir miyiz? Çünkü çok önemli birkaç proje daha geliyor ve 1949'dan beri kurulan Amerika'nın bile en eski vakfıyız. Öyle değil mi? Evet. Yani işte Türkiye Cumhuriyeti'nden 26 sene daha genciz. Ve Amerika'da 1940'larda aşağı yukarı 2000 küsür vakıf varmış. O 2000'den bir tanesiymişiz. Yani bugünlerde tabii yüz binlerce var Evet. Amerika'da vakıf olarak. Ama hakikaten işte o zamanlar tabii önemli isimler Ford Foundation, Rockefeller Foundation gibi isimler arasında biz de vardık. Hem de Ahmet Ertegün rahmetli Yani o orada. 1970 senelerinde yönetim kuruluna geçti ve o zaman yönetim kurulu başkanı Siz de oldu. Allah ondan rahmet eylesin. bayrağı devraldınız ve Evet. hatta o da anıldı o galada. O galada önemli mesajlar verildi ileriye yönelik. Paylaşabilir misiniz? Yani Türkiye biz, Amerika evet ticari ilişkiler açısından yani da. hem Secretary Pritzker, yani Türkiye Amerika ticaret üzerinde hakikaten çok ağır bir çalışma yapacaklarını söyledi. Çünkü Türkiye yani bir kere dünyanın 17. en büyük ekonomisi olması bir yana, yani Amerika'nın gözünde Ticaret Bakanlığında, Finans Bakanlığında,
Dışişleri Bakanlığı'nda gelişen ülkeler arasında önde gelen 5-6-7 arasında sayılır. Yani o kadar önemli bir memlekettir. Ve bunun önemi de vurgulandı. Hatta o hafta siz de dediniz birçok yatırım bankasına gidildi. Bakan Mehmet Şimşek'le birlikte. O hafta Türkiye açısından da önemli oldu. En azından bütün bu dünyaca kötü gelen haberler arasında ben Türkiye'miz adına bayrağı çektik. Orada ben de vardım. Hem de borsada verdiğim yerde Türk bayrağını gördüm, dalgalandırdık. Çok teşekkür ediyorum. Girişte vardı, girişte. Kesinlikle. Peki bundan sonra neler olacak? Son sorum. Ya, bundan sonra yani bizim o kadar çok programımız var ki Society'de, Amerikan Türk Cemiyeti'nde. Bir de şey diyecektim, yani bu ilk defa bu galayla ilgili bir internet yoluyla virtual müzayede yapıyoruz. Şu anda devam ediyor. O da var. Yani American Turkish Society sitesinden girip görebilirsiniz. Çok önemli isimler, çok görkemli şeyler bağışladılar. Bu da devam ediyor şimdi ay sonuna kadar. Doğru, o da durmadı. O da bir ilk oldu. Yani hiç kimse yapmamış böyle bir şeyi. Tavsiye ederim dinleyicilere. Kesinlikle. Girsinler müzayedeye, görsünler. Çok muazzam bir şey oldu. Bizim de böyle bir teknik ordu var. Ben şaşırıyorum. Yani bir Türk-Amerikan teknik ordumuz oluştu burada. Çünkü inanılmaz beyin gücü var burada. Yani New York'ta olmak demek dünyanın her tarafındaki en iyi beyin gücünü karşı bir kendini gösterebilmen demek lazım. Onun için yani Türk-Amerikan arkadaşlarımız, volunteerlerimiz yani inanılmaz bir güç gösterdiler bu konuda ve ileride daha da önemli şeyler yapacaklar. Finansal, eğitim, sanat konularında birçok projelerinizi dört gözle bekliyoruz diyorum. Süremiz sona erdi. Canlı yayındayız. Sizi bir daha alacağız. Bu yeni projeleri, bu projelerden bahsetmek ve onları izleyicilerimize anlatmak için. Doğru diyorsunuz. Ben hemen Beyin Göçü dediniz de Beyin Diasporası isimli büyük bir projenin başına Muhtar Kent, Hamdi Ulukaya gibi dünyaca ünlü ve başarılı Türk-Amerikalılar da var diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık efendim.